Hi guys, girls, boys. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir yemek tarifiyle karşılıyorum. Videoyu açıyorum ama videoya başlamadan önce teşekkür etmek istediğim bazı isimler. O bir tane Instagram'da reklam çıkıyorsa da çıkıyor mu bilmiyorum. Bir sporcu, Furkan'dı sanırım. Teni falan böyle beyazlığı muhteşem, yani teninin beyazlığı falan filan. Her neyse, şimdi bu şey konulara girme. İki de bir onun reklamı çıkıyor. Bir spor hocası. Teninin rengi olduğu kadar... Ay, bu biraz fazla mı? Racist mi denir? Neyse, öyle algılandıysa özür dilerim. Ama benim çok sevdiğim... Neyse o konudan çok... İki de bir onun reklamı çıkıyor ve böyle konuşması sürekli işte... Az önce yaptığım o konuşma gibi işte... Şunu şunu yapmak istiyorsanız, işte şunu şunu içmekten işte sakınmayın gibi şeyler falan söylüyor. O yüzden dilime pelesenk oldu son zamanlarda. Benim teşekkür edeceğim kişiler ise tabii ki de katıl üyelerim. 9 minik benim bir tane malefizim. En baştan 5 ay öncesinden, tabii Hande 2-3 yıl öncesinden değildi de benim bir ara düşmüştü. Neyse, çok önemli değil. Hande'ye, Keja'ya, Tolga... Erdem'e, Mr. Alfa'ya, Beelzebub'a, Adalet Hanım'a, Sümeyye Göktürk, ay bunun bir soyadı daha vardı ama burada görünmüyor tatlım, özür dilerim. Sümeyye Göktürk, yani parantez içinde bir şeyler daha yazıyor galiba ama göremedim. Sercan, Arakilyan'a, Özge'ye, Doğa Yaren Şahin'e, bu arada Sümeyye de benim 2-3 yıl önce ilk abonelerimden biriydi. Her neyse, bunlara çok teşekkür ederim. Siz benim bu dünyadaki tek mal varlığım. Gerçi elektronik cihazlarım da günden güne zamlanıyor. O yüzden onlar da denebilir. Şaka şaka, siz benim çok canımdan içi, canımın içi arkadaşlarım. Her neyse arkadaşlar, teşekkür ederim. Böylelikle yeni gelenlere de birazcık motive olsun ve gelmeyi düşünenlere, ay ben şimdi katılıyor yalacağım ama bu bana karşı ne verecek derseniz, size teşekkür edeceğim. Daha ne vereyim, daha ne istersiniz? Bugün arkadaşlar ana malzememiz fasulye. Benim burada ama suratım nasıl olacak? Buraya kadar gidebiliyorum. Yani tezgahın şurasına durmam gerek ama böyle durup yaparsam. Her neyse, ama bu fasulyeleri ben bu aralar fırına taktım. Ne yemek olursa olsun fırına atmak istiyorum. Ama fırın içinde yeteri kadar borcamım yok. Ama bu katıl üyelerim sayesinde katıldan 130 lira civarı bir para kazanacağım. 130 liraya borcam olacak mı bilmiyorum. Ama zaten katıl ve video izlenmelerimden ayın 22'sinde yatacak para. Şimdi tahmini rakamı söylemiyorum. 130'u katıldan gelecek zaten. Neyse, video izlenmeleri ve katıldan gelen parayla market alışverişi yapıp yemek yapacağım. Ayın sonuna doğru olacak bu. Çünkü dediğim gibi 22'si 23'sünde yatıyor. Eğer o parayı başka bir şey için kullanmak zorunda kalmazsam market alışverişi yapacağım. Evet, öyle olacak. Şimdi böyle bir şey var ya, ama buna da fasulyelerim tam oluyor. Ama ben bunun içine bezelye koyacağım, yine bir öncekinde yaptığım gibi 1-2-3-4 kaşık şey de koyacağım. Bir de bu fasulyeler çok büyük. Aslında bu yüzden tam fırınlık. Fasulyeleri yıkarım şimdi, yıkamak gerekir. Mantarı yıkadım, fasulyeyi mi yıkamayacaksın diye der gibisiniz. Şimdi bunlar, bir de üstüne fasulye, patates falan gelecek, şey gelecek. Bu tabak küçük kalacak. Ama şimdi fasulyenin yarısını yaparsam da yani iyice 10-15 tane fasulye olmuş olacak. Ama bunlar bir zaman bir yerde de sonuçta tencerede serinleşecekler, kaynadıkça küçülecekler. Birazcık ona güveniyorum. Şu uçlarını şimdi hemen cır 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 doğrayacağım. Şunları şöyle atayım. Burada önceleri yıkamıştım. Aynı su, aynı şeyde. Bunları da yıkayacağım. Bezelyelerini buradan buna temizleyeceğim öncelikle. Temizlerken de size biraz hayat hikayemden bahsedeceğim. Anlatacak artık çok bir şey de kalmadı gerçi, kaç yıldır YouTube'da varımı yoğumu anlatıyorum ama. Acaba bunları ikiye bölsem mi diye düşündüm. Bezelye dedim mi acaba ben şimdiye kadar hiç fasulye dediysem fasulye, her neyse. O kadar da önemli değil, bir şey değil zaten. Böyle ortadan ikiye ama uzunlamasına ikiye ayırıyorlar. Onu niye yapıyorlar? Ben mesela hiç yapmam, annemin de yaptığını görmedim. Yere mi özel yoksa ona özel şeyler mi var acaba? Ne denir? Ona özel fasulyeler var, ortadan ikiye kesilecek gibi. Ama ben şu an kadar aldığım hiçbir fasulyeyi öyle yapmadım.
Bu arada saat yine 7. Ben bir 3-4 gündür kahvaltıyı bayağı geçe bırakıyorum. Birazcık öyle olmak zorunda oluyor. Böyle 2'ye 3'e kadar falan kahvaltı etmiyorum. Canım istemiyor gerçi de neyse. Kahvaltıyı o kadar geçe bırakınca otomatikman akşam yemeği de bir o kadar sarkıyor. Şu anda saat 7 falan. Bu pişene kadar 8'i geçer. Hadi 9'da yerim. Ay benim bilgisayarı kapatmam gerekiyordu. Video gönderiyorum bir saniye. Bunu açayım da video yüklensin. Neyse de bakayım yükleniyor galiba. Etlediğim videoları gönderiyorum da. Daha başlatırım onu. Şu balkonun ilerisinde de gösterdim ya, bir tane kafe vardı. Geçmiş vloglarda göstermiştim. Ben çok merak eden varsa bütün vlogları izlesin. Hangi vlogda, hangi videoda olduğunu. Oradan şu an cam üstten açık. Gerçi hep açıkla. Gürültü gelebilir. Telefonun mikrofonu da şeye doğru dönük. Yine telefondan çekiyorum. Ha, geçen videoda da yemek videosunda telefondan çektim. Editlerken var ya, hep bütün ses yüzeyi yukarıdaydı. Hepsini birazcık kısmak zorunda kaldım. Yani birazcık daha ortalamaya getirdim. Bir önceki videoyu izleyenler ses nasıldı? Hiç yapmayıp yani daha yüksek gelmesi için böyle normal mi bırakayım? Çünkü bu telefon bayağı iyi ses alıyormuş anladığım kadarıyla. Yani daha önce de video çekmiştim ama uzun süredir kamerayla video çekiyorum ya. Telefonla çektiğinde farkı çok daha iyi anladım. Şimdi hemen buna bir tane soğan. Bir soğan tır. Şöyle büyük çene bir soğanı doğrayacağım şimdi. Bunu da uzun uzun mu doğrasam diye düşündüm de. Yerken daha kolay oluyor ya, uzun uzun doğrayacağım. Ve daha zevkli oluyor galiba öyle yemek. Söylentiler bir yönde. Şimdi ben soğanımı da soğan. Geçen videoda soğana soğan. Bizim orada işte babaannemler ya da annemler falan soğan der. Ama ben de hala nasıl yer etmiş bilmiyorum yani, nasıl kalmış. Ay ay Allah. Benim mükemmel biliyorsunuz İstanbul lehçem. Lehçem. De bazen ben K'leri Q gibi falan hoş olmayan bir şekilde söylüyorum. Niye oluyor bilmiyorum. Son zamanlarda biraz fazla takıldı. Hep espri yaparken rıflak efekti vermek için K'ları daha kalın söylüyordum. Herhalde oradan birazcık yer edinmiş bende. Neyse. Dikkat ettiyseniz eğer soğan dediğime, beni küçümsemeyin sakın. Beni bağrınıza basın. Ha, iyi tamam, videolar izleniyor. Same time, at the same time gibi bir şey olması gerekiyordu. Şöyle çok az eser miktarda zeytinyağı koyuyoruz. Çakmak çakmak. Çakmağımız burada. Maalesef ki kendinden çıt çıtlı değil. Diğer evdeki gibi. Bunu da zaten ikinci ekran almıştım, söylemiştim. Dur, şimdi bir tane patates çıkartalım. Patates buna harika yapışır. Bir tane de son bir biberim kalmış, onu da yemeye. Ben sabahları kahvaltıda şey yapıyorum. İşte börülce alın dedim ya, börülce haşlıyorum. Mor lahana kesiyorum. Bir iki tane de yumurta haşlıyorum falan. Böyle kocaman bir salata gibi bir şey oluyor, börülce salatası gibi. Ona böyle biberi de koyuyorum. Pek de koydum. Ama bugün sevmediğimi fark ettim. Birazcık üzüldüm yani. Bu zamana kadar neden koydun o zaman diye düşündüm. Sırf fazladan bir şeyler olsun diye koyduğum bir şey. Yani yemek dışında biberi çok sevmiyorum. Bazen seviyorum, bazen de sevmeyeceğimi tutuyorum. Ne yapabilirim? Ben de böyle bir insanım. Siz nasıl bir insansınız? Biberi çiğ mi? Biberi çiğ mi seversiniz? Yoksa pişmiş mi? Şöyle soğanla birazcık elimle ayırayım da. Yüce kokusu geçsin elime. No sex. Ay, sex dedim. Şöyle atıyorum. Şahane. Bunun altını iyice kısayım. Hemen patatesimi de şurada soyacağım akla. Bir tane patates. Aslında ben iki tane falan, iki tane mi yapsam yani? İki tane yapacağım galiba. Aa, kalan ilikli kemik değil. Paça artı kemik suyu ama kullanmayacağım ya. Midem bulandırıyor. Belki atarım bunu. İsmail içer mi acaba? İsmail'e vermeyi deneyeceğim kemik suyunu. Belki sever, içer. Tuzum benim. İsmail de gayet iyi arkadaşlar. Şurada ama siz görmüyorsunuz. Bir göremeyeceksiniz. Merhaba de katıl üyelerimize. Şöyle çok da küçük değil de biraz daha büyük büyük doğruyorum. Orta bölüyorum falan gibi bir şey. Bir tane daha patates doğrayacağım galiba. Kim ne derse desin. Ben de en büyük patatesimi aldım.
Şöyle şu patatesleri atıyorum. Hemen şunları da bölüyorum. Yağ kaplayacak şey aslında sadece fasulyeler. Ay nasıl bilgiler veriyorum ben böyle. Hemen bir beze şöyle doğrayayım içini. Çıkartalım. Çok küçük küçük değil. Bunları da büyük büyük doğruyorum. Üşendiğinden değil. Öyle daha güzel görüneceği için. En güzellerini de attım. Pirinç koymayacağım. Ama pirinç koymazsam bu yemeğin hepsini bugün yerim. Çünkü şu kadarcık zaten. Salçamızı çıkartalım. Bu durumda hazır görmüşken kefirimizi de içelim. Ay bardakla içmedim ama inşallah mideniz bulanmamıştır. Ay patatesler biraz çok oldu. Siz bir tane büyük bir tane küçük yapın. Ama mutlaka deneyin. Bu tarifi yapmayı sakın unutmayın. Yaptığınızda da yaptığınız yemeği beni etiketleyerek Instagram sayfalarınızdan paylaşmayı unutmayın. Yine şöyle biraz pirinç koyayım. Yarın ayrıca pirinç pilavı yapmaktansa yapacağım yemeğin içine pirinci koymak çok daha mantıklı değil mi? Bence öyle. Şimdi fırına ıspat konu konusunda çok sakıncalıyım. Çünkü çok fazla su koyamayacağım ya, patatesler diri kalacakmış gibi hissediyorum. Ama patatesleri de bayağı kızartmış olacağım böylelikle. Ama bilmiyorum. Ama daha fasulyeler, patatesler, tüm sebzeler çok karışmış. Bunları bile aklımda tutamıyorum artık, yeter. Artık şu ülkede yaşamaya şu kadar bakın sabrım var. Her şeyi iki hızla ilerlete izliyorum. Hiçbir şeye sabrım kalmadı. Gerçekten hiçbir şeye sabrım yok ve gözüm çok fena kararmaya başladı. Gerçekten böyle sol şeritten kapatıp gideceğim artık. Yani çok fazla sorguluyorum. Şu an her şeyi nereden nereye geldik? Ay. Yani fasulyeler, kettle'da da birazcık su ısıtayım dedim. Fasulyeler zaten serinleşene kadar birazcık daha yapıp sonra fırına geçireceğim. Fırına geçirmekteki sebebim de ne bileyim, o kızarıklığı istiyorum sanırım. Yoksa ekstra artı bir lezzet veriyor bilmiyorum ama yemeği birazcık yakıp böyle yemek istiyor şu aralar canım. Neyse, kettle'ımız kaynatsın. Bittikten sonra konuşurum yine. Yeni de banyo yapmıştım. Saçım hep soğan kokacak yarına kadar. Bugün bu arada yürüdüm ben. Ay konuşacağım vallahi. Artık ses geliyorsa da gelsin. Rahatsız olursanız da ilerletmeyin. İnseyin, bekleyin biraz. Bugün ben yürüyüşe çıktım. Her zamanki gibi Karaköy'e doğru yürüdüm. Karaköy'de hep gittiğim bir kafe vardı. Blue. Onları da söyledim ama buradan da sesleniyorum. O self servis düzeninizden hemen vazgeçin. Abi herkes self servise dönüyor. Anlamıyorum. Okey. Her şey pahalı vesaire. Belki dengeleyemiyorlar bir şeyleri. Garsonların ücretlerini vesaire. Ama o zaman ürünü de arttırın. Yani ne bileyim. Herkes Starbucks'a döndü ve self servisten nefret ediyorum. Yani bilmiyorum. Bu benim çok sinirimi bozuyor. Şimdi onun bir tane daha sahiplerinde şubesi var. Bakalım yarın eğer üşenmeyip de yürüyüşe çıkarsam oraya yürüyeceğim. Orada çünkü birazcık daha yemekli vesaire olduğu için belki servisle en azından bir şubesi normal dönüyordur diye ümit ediyorum. Çünkü sevmiyorum yani. Gidip sıra beklemeyi, sipariş vermeyi. Ama masada sipariş vermek istiyorum. Para vereceğim şeyi elimle almak istemiyorum yani. Ayrıca bunun içinde zaten bahşiş ve tip var. Zaten bunu da çoğu zaman ve aslında neredeyse her zaman yerine getiriyoruz ya, hani bu bahşiş verme, tip verme şeyi. Sinirimi bozuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Self servis sizin için okey mi mesela? Bana çok genç ve şey bir sistem gibi geliyor ve benim küçüklüğe, gençliğe, aptallığa, ergenliğe tahammülüm yokmuş gibi hissediyorum. Ama benim minik ergen izleyicilerim de öpüyor. Bu salçayı ben de koyayım şimdi. 1,5 yemek kaşığı salça gibi düşünün. Salçanın miktarı çok önemli. Bu salçada hiç yağ kalmadığı için birazcık da yağ damlatayım. Ay çok oldu. Bu arada bir önceki videoda mantarları yıkıyordum ya, bir de suda bekletiyordum falan. Mantarları çok hızlı bir şekilde, sadece suyun altında böyle hani çok hızlı bir şekilde yıkamak yeterli oluyormuş. Çünkü mantarlar çok su çekiyormuş. Bir önceki yemeğim sulu olmasının sebebi de bu galiba. Mantarlar suyunu emmemiş falan ya çok uzun bir süre. Birazcık su ekleyeceğim. Şimdi fasulyelerimizi de ekliyoruz.
fasulyeyle her şey olur değil mi? Yani yok, yani evet olur. Mutlu fasulye yaptım ben acaba. Ya böyle sert fasulye yapmadım uzun zamandır. Buzluktan çıkan fasulye yaptığım için onlar zaten şey oluyorlar ya. Sanki patates yemeğinin arasına, içine böyle fasulyeler koymuşsun gibi bir yemek oldu. İki patates fazla. Bunu öğrenmiş olduk. Başka. Ay bugün yumurta almayı unuttum ya. Şoka gitmiştim. Permatik aldım. Permatik değil galiba. Şu pembe falan. HD jiletlerden aldım. Çünkü bir iki hafta sonra mı ne şeyim var, ne lazerlendirim var, ne zevk etmeden önce jilet yapıyorsunuz eğer yerinize ya da nerenizi yaptırıyorsanız. Ama işte yoğurt aldım, salatalık almışım, bir iki kilo. Bu kadar. Ama asıl yumurta için gittim yani. Kim o? Sanki kapı çalıyor gibi. Ama bu fırında fasulyeyi mutlaka deneyin. Sizinle de mutlaka deneyin ama ben bakalım bir daha deneyecek miyim? Hepsini finalde göreceğiz. Bence denerim ama. Tabii atsam mı ya bunları? Çok da değil zaten de. Fasulyeler yavaştan yumuşamaya başlıyor. Atıyorum valla. Pirinç tanesini bile ziyan etmedim. Az önce yıkarken biraz lavaboya düştü ama. Işık da harika. Şu ikisini çok acilen yıkıyorum. Bunlar hep bulaşıklıkta temiz oluyor. Çünkü en çok kullandığım şeyler bu ikisi. Bir de limon sıkacağım. Ama şu an lavaboyu görün. İçine. Bunları da yıkayacağım. Galiba yarın. Birazcık kapağı kapalı bir şekilde tutayım bakalım ne olacak. Şu bilgisayarımı götüreyim. Şimdi odasındaki bulaşığımı da getirip bırakayım böyle. Bakayım çatalım var mı yemek için. Var, iki tane tabi çatalım var. Mükemmel. Arkadaşlar, sevgime yemeğimi katmayı unutmuştum. O birazcık kaynasın, fırını da bilmiyorum. Belki atarım. Bakalım göreceksiniz atacak mıyım, atacak mıyım. Ben de şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Her şey çok karışık, her şey rayından çok fazla çıktı. Olaylar nasıl düzelecek hiçbir fikrim yok. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar ben şimdi kamerayı açmadan önce de kontrol ettim de pirinçlerden dolayı ben tekrar bir şey daha öğrendik. Pirinçleri hemen attığım için böyle birazcık tuttu gibi oldu. Ama fasulyeler falan bayağı bir pişmiş gibi ama ben biraz bir deri kalmasını da seviyorum. Neyse ben şimdi bunları güzelce bir borcam olacağım. Dur bakalım sen. Birazcık daha şimdi bu yani fırındayken bu kadar yapışmaz aldı çünkü direkt şey bir ateş gelmiyor diye düşünüyorum. Kendi kendime öyle inandırdım. Dur şimdi. Uzunlaması da. Birazcık sert kalması da. Zaten fasulyelerin güzel olur. Şöyle patates ve pirinçlerimiz de. Pirinç biliyorsunuz bizim. Yemeğimizin ekmeği. Bunun piçi pirinçtir. Biraz daha kettle'dan su da koyacağım ben ona tabii. Eğer yer kalırsam. Abi bu kadar pirinç bile ne kadar çoğalmış ya. Ne kadar pirinç koymam gerekiyor. Ay başladı yine. Sessizlik. Şimdi fırınımızı önceden ısıtıyoruz. 200 maksimum derece. Suyumuz da. Şimdi birazcık alabildiğine su koyacağım ben bakın. Aralardan şöyle. Boşluk bulduğunuz yere suyu koyun. Püf noktası bu. Hatta biraz da çatal. Şöyle bir tane patates. Ay patates bile pişmiş. Ay bu olmuş bile resmen. Harika oldu gitti bu bitti bile. Fırınımızı da önceden ısıtmıştık biliyorsunuz ki. Bunu hemen daha demirler kızmamış bile. O biraz ağır oldu. İnşallah kaldırır bu tarihi ama bu tarihi düşüyor çünkü. Düşerse mahvolurum. Şimdi size fırının içini de göstereyim. Şöyle.
Şimdi bu demir maalesef ki şeye geliyor. Bakın şurada. Ay, hocamı görmeyin. Ay dün de buradan kabak düşmüş, hay Allah. Neyse. Burası birazcık daha kısa ve çat diye düşüyor. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim deyin böyle. Ki Allah korusun ve hiçbir zaman da düşmesin bu buradan. Hadi bakalım şimdi. Finalde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şuraya gelirken tezgahtan su geldi. Neyse yemeğimiz oldu. Şimdi onu bununla almaya çalışacağım ve şununla alayım iki tane. Hala üstü çok kızarmadı da artık bıktım yani bunun kızarmasını beklemekten. Yine kızardı bayağı. Aa, çok soğuk. Sadece üstten vermiştim, şimdi alttan üstten vereceğim. Ben birazcık daha işleneyim. Evet arkadaşlar, saat 9 oldu bu arada. Şunu biraz açık da şöyle yapayım. Şimdi şunlarla bu sefer alacağım, tamam. Hala birazcık sulu gibi ama bir şey olmaz o kadar da. Çok güzel görünüyor. Tam istediğim gibi kızarmış gibi hissediyorum. Üstler, testler, bazı testler kömür olmuş. Yine çatalla. Çatal almayayım ya. Aa, hiç tuz koymadım. Baharat koymadım. Ne demiştim ben? Tuzsuzun çaresi var ama tuzlunun yok. O yüzden hiç moral bozmak yok. Niye gelmiyorsun? Fasulyeler de diri diri harika. Moralman çok eksilerdeymiş ama. Şöyle pilavından patatesinden de alalım. Sadece. Şöyle iyice yaydırayım ki tuz her yerine bulaşsın. Sanmıyorum olur. Hiçbir şey etki etmez tabii ama. Neyse dediğim gibi moral bozmak yok. Yine güzel bir yemek oldu bu. Böyle daha bir yoğurdum varmıştı zaten onu sıyırıyordum. Bir kutu daha yoğurt var ama. İkinci tabak için belki onu da açarım. Olacakmış ya. Tuzunu ayarlasaydım diye. Tuzunu atsaydım. Atabilseydim. Bunu yayvan bir tepside fırına vereceksin. O fasulyeler birazcık böyle kızaracak ve kömürleşecek. Bence o zaman çok daha lezzetli olacak. Bence ben yaptığım şeyleri bundan sonra tepside yapayım. Çünkü anca o zaman o istediğim kızarıklığı elde edebileceğim. Güzel bu arada yine tuz attıktan sonra güzel yani. Böyle fasulye biraz diri.
Güzel yer benim için. Zaten sebzeleri çok haşlamayın diyorlar. Derisi makbule onların. Her şeyin derisi makbule düşün. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıla katılmayı, abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Şimdiden herkese iyi hafta sonları, iyi tatiller. Bir sonraki videoda vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.